Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün sizlere anlatmak istediğim konu şu arkadaşlar. Misal bazı hayvanlarımızda apseler oluştururum. Misal böyle ya daha çok bizim uğur dediğimiz, yani çoban arkadaşlar bilir, hayvancılık yapanlar bilir. Uğur dediğimizin arkadaşlar çaresini biliyorum. Çoğu kişi bunun çaresini bilmez, çözümü nedir bilmez. Fakat ben bunu öğrendim. Tabii yıllardır deneyimlediğimiz şeylerle beraber bunun çaresini bulduk arkadaşlar. Ha, şöyle bir şey var. Misal uğur çıktıktan sonra ona yapacağımız tedaviden sonra, bunu size anlatacağım zaten ayrıntılı bir şekilde. Yaptığımız tedaviden sonra arkadaşlar çaresini bulabiliyoruz. Ha, o uğur çıktığı zaman, çıkacağı zaman hiçbir çaresini bulamıyoruz. Biliyorsunuz ki uğurun içerisindeki intihap sağa sola değdiği zaman o hayvanlara yayılarak çoğalan bir şey. Yani şöyle arkadaşlar, misal benim buramda uğur çıktı. Hayvanın veyahut ayağında uğur çıkmaz ayağında. Daha çok böyle boyun, eklem yerlerinde falan böyle çıkar uğur, ama şöyle hani misal kulak arkasında vesaire, koyunun misal kulak arkasında, keçinin ne bileyim böyle eklem yerlerinin oralarda falan, böyle boynunda falan, oralarda falan, neyse arkadaşlar, bu uğur dediğimiz melet hastalık arkadaşlar, biliyorsunuz ki patladıktan sonra hayvanın öbür hayvana sürtünmesiyle ya da ne bileyim hayvanın bir yere sürtünerek orada kaldığı şeye gelip öbürkü hayvanı sürtünerek çoğalarak, hani öyle çoğalarak daha çok artan bir şey. Arkadaşlar bunun tedavisi şöyle söyleyeyim ben size. Tabii bunu yıllardır deneyimleye öğrendik. Biz de hani şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. Bundan 5 sene önceye kadar ben de bunun çaresini bilmiyordum. Bulamıyordum. Çünkü ne yaparsan yap bir türlü sonucuna varamıyorduk. Biliyorsunuz yani bir hayvanda uğur varsa o hayvandan öbür hayvana, o hayvandan öbür hayvana yaparak çoğalıyordu. Ne yapıyorduk biz eskiden? İşte ne bileyim kesiyorduk, içini sıkıyorduk. Hani adam akıllı sıkıyorduk böyle patladığı zaman, ya da ne bileyim biz keserek sıkıyorduk, temizliyorduk. Onu da ne bileyim ya yakıyorduk ya toprağın altına gömüyorduk, hani bakteri adam akıllı ölsün diye bu şekilde hani karşı koymaya çalışıyorduk. Fakat çok kolay bir yöntemi varmış arkadaşlar. Bütün hayvancıların da bildiği üzere LA. Şimdi diyeceksiniz ki LA ne alaka kardeşim LA? LA şöyle arkadaşlar, biliyorsunuz ki LA'nın hayvanın üzerinde ateşini alma, ağrısını kesme, hani antibiyotik gibi böyle şeylerde kullanılıyor LA. LA arkadaşlar, unutmayın, eğer hayvanınızda uğur varsa o hayvanın uğurunun içerisine 3 gram, bakın yanlış duymadınız, 3 gram. 3 gram çekin şırıngayla arkadaşlar LA'yı, vurun içine, o şişliğin içine vurun arkadaşlar. O içerisindeki o hani patladıktan sonra çıkan o şey var ya, bakteri. O bakteriyi arkadaşlar öldürüyor. Ama siz tabi bakteriyi öldürecek diyerekten uğuru öylece bırakmayın. Uğur arkadaşlar gene o patladıktan sonra o gene patlayacaktır. LA'yı sıktıktan sonra gene patlayacaktır o. Patladıktan sonra gene temizleyin yarayı. Hani eskisi gibi yakma veya gömme gibi bir probleminiz olmayacak. Siz o yarayı temizleyin bir güzel. Temizledikten sonra bırak arkadaşlar, bırakın bir daha. İlacını sıkın. Hani sinek kurt salmasın vesaire bir şey yapmasın diyerekten. İlacını sıkın arkadaşlar. Ondan sonra bırakın. Şunu söyleyeyim ben size. Emin olun ki öyle bir rahatsızlığı varsa sürünüzün defolacaktır. Yani temizlenecektir. En fazla bir kere iki kere daha hani o başka hayvanı sıçramıştır tabii daha önceden. Öylelikle çıkar, bir daha kurtulursunuz. Sürünüzde kolay bir intihap olayı olmaz bir de arkadaşlar. Zaten o biliyorsunuz ki aynı şey gibi, virüs gibi bulaştığı yerde bulaşıyor. Bir daha öyle bulaşıyor falan filan, böyle gidiyor. Yani
Çoğu veteriner misal bir sürü ilaç verir ama emin olun ki en etkili ilaç bu arkadaşlar. Ben böyle yaparaktan kurtuldum bundan. Size de tavsiye ederim. Siz de bu şekil yapın. Eğer bu şekil yaparsanız arkadaşlar kurtulursunuz dediğimiz şeyden, apseden. Ama öbür türlü arkadaşlar kurtulamazsınız. Bunun gibi bilgiler daha çok konuşacağız. Daha çok şeyler yapacağız. Kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Unutmayın ki daha güzel bilgiler, daha güzel şeylerle sizin yanınızda olacağız. Kanalıma abone olun. Bu kanalı unutmayın. Beni de unutmayın. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum.